Merhaba, bu videomda Nike Odessa React Shield modelini inceliyorum. Nike Odessa React Shield yağışlı havalarda koşmak için tasarlanmış. Üst kısmındaki kumaş su tutmaz yapıya sahip. Su tutmaz kumaş aynı zamanda ısı yapıştırma bantlar ile bağlanıyor ve sıvıya daha dayanıklı hale geliyor. Tabandaki kauçuk ise yağışlı havalarda daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Tabandaki kauçuk bölgeler Epic React modeline göre daha farklı yerleştirilmiş. Yer ile temas noktaları arttırılmış. Sabitleme düğmeli bağcık sistemi soğuk ve yağışlı havalarda eldiveninizi elinizden çıkarmadan kolayca ayarlama imkanı sağlıyor. Güzel bir ayrıntı. React köpük ise lastiklama konusunda kendini çok hissettirmekte. Nike'ın hatta piyasadaki birçok koşu markasının arasında en iyi yastıklamalı ve konforlu ayakkabı diyebiliriz. Yastıklamanın fazla olması aynı zamanda tepkisinden de ödün vermiyor. Toplanan verilere göre Lunarlon'dan %13 daha fazla enerji geri dönüşümü sağlıyor. %5 daha hafif, %11 daha yumuşak ve daha dayanıklı olduğu söylenmekte. Drop mesafesi 10 mm. Yağışlı kış aylarında güneş ışığı az olacağından dolayı ve gece koşulları içinde yansıtıcı özelliği de ön plana çıkmakta. Birçok yerinde reflektör kullanılmış. Suya dayanıklılık testimde su tutmaz yapısını baz alarak biraz ıslanmasını bekliyordum. Ama herhangi bir su geçirme durumu yaşamadım. Ancak yoğun yağmurda ıslanabileceği bilgisi verilmekte. Yani tam su geçirmez değil. Giydiğimde ön tarafa biraz dar geldi. Tarak kemiği bölgesi biraz dar gibi. Tarakta bir ayağınız var ise zorluk çıkarabilir. Ağırlığı ise 42,5 numarada 254 gram olarak çıkıyor. Kışlık bir ayakkabı için çok iyi bir veri. Soğuk ve yağışlı havalarda uzun koşularınızda tempo veya jogging koşularınızda kullanabilirsiniz. Kısacası her mesafe ve her kitleye uygun bir model. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Koşmayı da ihmal etmeyin.